Ve devam edelim. Şimdi göze gelen şiddetli darbeler ve bu darbeler sonucunda oluşan orbita kırıkları çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Şimdi sırada Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya bize tam da bu konudan söz edecek. Orbita kırıkları nedir? Nasıl tedavi edilir? Özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Sözü Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya'ya bırakıyorum. Orbita kırığı çok şanssız bir durum. Darbe aldığımızda bu bir yumruk olabilir, bir top çarpmış olabilir. Sportif aktivitelerde çok görüyoruz, trafik kazalarında çok görüyoruz. Gözün etrafındaki o çukuru çevreleyen kemik yapıdaki kırıklara diyoruz. Bunların hepsi ameliyat gerektirmiyor. Bazen çok küçük tarzda kırıklar vardır ve göz fonksiyonlarını etkilemezler. Bunları çok yakın bir takip yaptıktan sonra eğer göz etrafındaki hacimsel bir kayıp olmuyorsa, gözün fonksiyonları, hareketleri etkilenmemişse bunları ameliyat etmeyebiliyoruz. Ama pek çok hastada kırığın çok geniş olduğu, özellikle taban kısmındadır. Yani gözün üstünde durduğu, onu altındaki sinüsten ayıran kemikte açılma ve gözün aşağıya doğru yer değiştirmesi söz konusudur. Bazı durumlarda çok acil müdahale etmemiz gerekir. Özellikle çocuklarda bu çok kritik, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuk gözlerinde bembeyazdır göz ama çocuk birdenbire kusmaya başlar. Hani çok panik oldu, korktu, kusuyor diye düşünür anneler, babalar, doktora bazen götürmezler. Halbuki çocuklarda yeşil ağaç kırığı, yani kemikler daha çok esnek olduğu için birdenbire açılır ve gözün kasını, aşağı çektiren kası içerisine sıkıştıracak şekilde çok hızlı bir şekilde milisaniyede kapanır. Bu durumda çok ciddi fonksiyon bozukluğuyla sonuçlanabilen bir rahatsızlık söz konusudur ve acil müdahale, acil muayene bulgularına göre ameliyat gerektirmektedir. O kas orada uzun süre sıkışık kalırsa, bu nadiren içteki kastır ama çoğunlukla alttaki kastır, orada boğulur ve kas daha sonra ameliyat edilse dahi eski fonksiyonuna göremeyecek şekilde hayat devam eder. Erişkinlerde daha çok neyle karşılaşıyoruz? Alt duvar ya da iç duvar ya da her ikisi birden son derece ciddi boşluklar yarattığında göz oraya doğru yer değiştirebiliyor. Bu durumda ideal ameliyat zamanı 48 saat geçtikten sonra ödem çekildiği zamanki yapılacak değerlendirmeyledir. Yine göz hareketleri, göz bebeğinin fonksiyonları bu konuda uzman bir göz doktoru tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Akabinde ameliyat için çok acele etmeye gerek olmayabilir. Ödemin çekilmesi 1. hafta 10. gün civarı bazı hastalar için çok daha uygun olur. Bazı hastalarda da çok majör, zigomanın da kırıldığı, bu etraftaki yüz kemiklerinin çok majör şekilde yer değiştirdiği durumlar söz konusudur. Bu durumda da kolabore, yani diğer ekiplerle beraber yapılacak bir çalışmanın önemi vardır. Oküloplastik cerrah, maksilofasiyel cerrah, kulak burun boğaz doktoru, plastik cerrah, bunlardan ikisinin ya da üçünün olduğu bir ekip çalışması oldukça kritik öneme sahiptir. Ameliyat sırasında hasta yine bekliyor. Gen anestezi altında göz hareketlerini mutlaka kontrol ederek ameliyatın başında, ortasında, sonunda sıkışmış olan ya da çökmüş olan dokuları yerine yerleştirip daha sonra araya bir ayıraç, implant dediğimiz, bunlar çok çeşitlidir. Silikon olabilir, medbor olabilir, titanyum olabilir, plaklar, vidalı, vidasız vesaire. Çok sayıda alternatifimiz mevcut. Bunlardan en uygun olanını seçip ameliyat içerisinde yerleştiririz. Bu ameliyatlar çoğu zaman göz kapağının içerisinden yaptığımız, dışarıda iz olmayan, kesi olmayan ve kapaklarda fonksiyon bozukluğuna neden olmayacak şekilde yaptığımız ameliyatlardır. Bu konuda tecrübe oldukça önemli. Ameliyat sonrasında yine çok dikkat edilmesi gereken bir şey, burnumuzu şiddetli bir şekilde sümkürmemek gerektiği, bunu mutlaka hastalara söylemek lazım. Ameliyat sonrasında burnun içerisinden havanın göz etrafına geçip ya da ciddi kanamalara yol açıp süreci daha da komplike etmemesi lazım. Orbita cerrahileri bu konuda çok ciddi tecrübe gerektiren, son derece güzel çözümlere yol açabilen ama uzman olunmadığı durumlarda da çok ciddi problemlere yol açabilen talihsiz durumlardır. Bu konuda tecrübeli bir cerraha ulaşmanız, danışmanız kritik önem arz etmektedir. Dolayısıyla siz olun, gözünüze gelecek her türlü darbede, şiddetli veya normal darbelerde bile konunun uzmanına görünmekten çekinmeyin. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya'ya. Önümüzdeki haftalarda da yine önemli konuları bizimle paylaşmaya devam edecek. Şimdi ise